Balıkçıların aylardır beklediği yeni av sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Bu sene balık bol olacak ancak balıkçılar sezona moralsiz giriyor. Nedeni ise artan maliyetler. Bunu ben ekmek kazanayım diye, ben çoluğumu çocuğumu okutayım diye adam yalan söylüyor. Sezona ümitsiz giriyoruz. Ümitsiz giriyoruz. 1 Eylül'de av yasağı kalkacak. Bira bismillah diyen tekneler denize açılacak. Ağlar 5 ay sonra balıkla buluşacak ama balıkçılara göre bu sezon zor geçecek. Tamam, bu sezonumuz oldu ama bu kadar aşırı bir sezonumuz olmadı. Evet. Bu sene gerçekten ümitsiziz. Balıkçıların aylardır beklediği gün geldi çattı. Yeni av sezonu öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Ağlar tamir edildi. Hop hadi, hop hop hop. Trabzon'daki balıkçılara göre denizde bu sene verim geçen seneye göre hayli artacak. Ağlar özellikle palamut ve hamsiyle dolacak. Balık bol olacak ama balıkçılar ümitsiz. Nedeni artan maliyetler. Sadece kayığın bir gecelik yakıtı 27 bin TL. Bu gemicinin bu kayık içerisinde en az 50 kişi bu ekmekten şeyi de kayıktan nemalanıyor. 50 kişi. Bunun dışarı içisi var, kasacısı var, köpükçüsü var. Bir kayığın günlük maliyeti en az 60-70 bin liraya tekabül ediyor. Sadece mazot değil, birkaç ay içinde sezonda kullanılan diğer tüm malzemelerin de fiyatı arttı. Bir kasa köpük, bir tane köpük sadece 30 TL. Daha önce biz bu tanesini 4 liraya alıyorduk. Balıkçılara göre bu durum tezgaha da yansıyacak. Taze balıklar depolara kalkacak. Alacak adam, koyacak bu sahneye. Adam ucuzsa satmayacak, pahalı olarak bir piyasaya sürecek. Ben tutucuyum ama yarın bunu satanlar benden çok çok fazla para kazanacak. Balıkçılar artan maliyetlerle mücadele edebilmek için kendilerine ucuz mazot verilmesini ve ÖTV indirimine gidilmesini istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilin Milli Eğitim Müdürüne Öğrenci Değişim Programı Erasmus konulu resmi uyarı yazısı gönderdi. Bakanlık eğitim için Avrupa'ya giden bazı öğrencilerin geri dönmediğine dikkat çekti. Yetkililere yurt dışına iltica etme riski olanları programa seçmeyin talimat verildi. Öğrenci Değişim Programı Erasmus, gençlerin Avrupa'ya iltica etmesinin yeni yolu oldu. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Erasmus programı ve staj programları konulu resmi bir yazıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na uyardı. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da uyarılar üzerine 81 il Milli Eğitim Müdürüne ve Bakanlık Merkez Teşkilatı'na resmi yazı gönderdi. Ünsal, yurt dışına iltica etme riski olan öğretmen ve öğrencilerin Avrupa Birliği programlarına seçilmemesi talimatı verdi. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda özellikle meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen vakalarının bulunduğunu bildirdi. Bu tür vakaların artması ülkemizin yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor. Uyarılarımız dikkate alınarak Erasmus programı başta olmak üzere uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti veya staj uygulamasına dahil olacak katılımcıların seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Bakanlık, iltica eden öğrenci ve öğretmenlerin sayısını belirlemek için de çalışma başlattı. Türkiye'den her yıl yaklaşık 20 bin öğrenci Erasmus'la Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. Öğrencilerin en az 2 ay, en fazla 1 yıl süreyle başka bir ülkede eğitim amaçlı kalıp Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyor.